Anadolu ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Aslı Çiçek. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içerisinde olduğu gibi sınır ötesinde de operasyonlarına devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki harekat bölgelerinde tespit ettiği teröristler için harekete geçti. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde çıkan sıcak çatışmada iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeye devam ediyor. Bakanlık mazeret kabul etmeyecek. Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen esnaf ve işletmelere ceza kesecek. Komisyon oranları çok yüksek. Nakit kabul ediyoruz, karttan çekeriz ama üzerine komisyon koyarız. Esnafın ileri sürdüğü bu gerekçeler şikayet sebebi olabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüm esnaf ve işletmeleri uyardı. Şimşek bahanesi ne olursa olsun kredi kartıyla ödeme imkanı sunulmamasının suç olduğunu söyledi. Bazı işletmeler komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek müşterilerini nakit ödemeye yönlendiriyor. Bu durumsa vergi kaçakçılığına ve kayıt dışılığa yol açıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek tüm mükelleflere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Tüm işletmelerin banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmek zorunda olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek vatandaşlara da hatırlatmada bulundu. Vatandaşların internet sitesi ve mobil uygulamalardan kredi kartı ya da banka kartı kabul etmeyen işletmeleri şikayet edebileceğini söyledi. Şimşek bu işletmelere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından usulsüzlük cezası kesilebileceğini açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından bombardıman Lübnan'ın Dahiye ve Sur kentleriyle devam etti. Saldırılarda 4 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları bugün de sürdü. Sabah saatlerinde Dahiye ve Sur kentlerindeki hava saldırılarında 4 Lübnanlı yaşamını yitirdi. Beka bölgesinde düzenlenen hava saldırılarındaysa 17'si aynı aileden olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında son 2 haftada ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyine olan saldırılarından Lübnanlıların kuzeye göçü devam ediyor. Son verilere göre İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi evini terk etti. Öte yandan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cansız bedeni de enkazdan çıkarıldı. Nasrallah'ın cenaze töreninin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Hizbullah askeri komutanlarından Ali Karaki'nin de Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldüğünü bildirdi. Ayrıca Dahiye bölgesindeki hava saldırılarında Hizbullah'ın önleyici güvenlik birimi komutanı ve merkez konsey üyesi Nebil Kavuk'un öldürüldüğü iddia edildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceğiz denildi.
32 yıldır Hizbullah'ın liderliğini yapan Hasan Nasrallah, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Nasrallah'ın ölümü nedeniyle Lübnan ve İran milli yas ilan etti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas'tan Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Nasrallah'ın ölümünün Orta Doğu'yu nasıl etkileyeceği tartışmaları başladı. 32 yıl boyunca Lübnan Hizbullah'ının liderliğini yapan Hasan Nasrallah, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitiren Hizbullah lideriyle birlikte dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrildi. Lübnan, Nasrallah'ın ölümü nedeniyle 3 gün milli yas ilan etti. İsrail saldırılarıyla bölgedeki gerilim tırmanıyor. İsrail'in hava saldırılarında Hizbullah lideriyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan da hayatını kaybetti. İran'da 5 gün yas ilan edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah liderinin ölümünde ABD'yi sorumlu tuttu. Terör saldırısının emrinin New York'tan verildiği unutulmayacaktır ifadelerini kullandı. Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerika'yı öldürmekten sorumluydu, dedi. Soykırımcı İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise sessizliğini bozarak Nasrallah'ı neden öldürdüklerini açıkladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan terörist olarak bahseden Netanyahu, İran'ın şer ekseninin ana dinamosuydu, dedi. Nasrallah'ın öldürülmesiyle ödeşmiş olduk ifadelerini kullandı. Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin Hamas'tan da taziye mesajı geldi. Hamas gerçekleşen saldırıyı korkak bir terör eylemi olarak değerlendirdi. Hamas yaptığı yazılı açıklamada direniş daha da güçlenecek mesajı verdi. 32 yıl boyunca Hizbullah'ın liderliğini yapan Nasrallah'ın öldürülmesiyle İsrail'e nasıl karşılık vereceği ve Nasrallah'ın yerine kimin geçeceği de merak konusu. 32 yıl boyunca Hizbullah'ın liderliğini yapan Nasrallah'ın öldürülmesiyle Lübnan'ın İsrail'e nasıl karşılık vereceği ve Nasrallah'ın yerine kimin geçeceği de merak konusu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı çıkan barış yanlıları dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Doğudan batıya birçok ülkede halk sokağa döküldü, İsrail'e dur dedi. Tahran'dan Paris'e, Brezilya'dan Yemen'e, tüm dünyada on binlerce insan sokağa döküldü. İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. ABD'nin açıkça desteklediği İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Pek çok ülkedeki barış yanlıları ise o saldırılara dur demek için sokağa döküldü. Yemen'in başkentinde de halk sokaktaydı. Binlerce kişilik kalabalık Sebin Caddesi'nde bir araya geldi. Arap ve İslam ülkelerini İsrail'e müdahale etmeye çağırdı, sloganlar attı. İran'ın başkenti Tahran'da protestoların yapıldığı adreslerden biriydi. Genç, yaşlı, çocuk binlerce protestocu Filistin meydanını doldurdu. İranlılar öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarıyla intikam sloganları attı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesiyle Irak'ta da halk sokağa döküldü. Hizbullah flamaları ve Nasrallah'ın posterleriyle göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı. Sadece Orta Doğu değil, Avrupa ve Amerika kıtasında da İsrail protesto edildi. Cenevre'de Türk ve İsviçreliler Birleşmiş Milletler binasının önünde bir araya geldi. Brezilya'nın São Paulo şehrinde de toplanan grup Filistin ve Lübnan bayraklarıyla soykırımcı İsrail'i protesto etti.
Türkiye'de de İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor. Fatih'te bir araya gelen Gazze Dayanışma Platformu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail karşıtı sloganlar attı. Erzurum'daysa sağlık çalışanlarının İsrail protestoları 45. haftada devam etti. Tarihi Erzurum Kalesi önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma seslenen Erdoğan, İsrail'e artık dur denilmesi gerektiğini belirtti. İsrail ordusu Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'yi öldürdü. 7 Ekim'den beri önce Filistin sonra da Lübnan'a başlattığı saldırılarda çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İsrail'e desteğin kesilmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükümeti katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta, tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapılar, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olduklarını da ayrıca vurguladı. Hey hella. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda diplomasi alanında attıkları adımları değerlendirdi. Gazze meselesi konusunda Birleşmiş Milletleri uyardıklarını söyledi. Fidan, Güvenlik Konseyi üyelerine sizin yüzünüzden, sizin etkisizliğiniz yüzünden buradaki soykırım devam ediyor dedik ifadesini kullandı. Güvenlik Konseyi üyelerinin hepsi oradayken dedik ki sizin yüzünüzden, sizin etkisizliğiniz yüzünüzden buradaki soykırım devam ediyor. Bu aslında buradaki problemin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Gazze'de yapılan soykırımda Birleşmiş Milletler'in etkisizliğini böyle eleştirdi. Birleşmiş Milletler'in uluslararası krizlerde yeterli önlemi almadığına dikkati çekti. Hayati organları iflas etmiştir dedi. Gazze meselesi bir sol kağıdı görevi gördü. Maalesef uluslararası sistemin, başta Birleşmiş Milletler'in hayati organları olmak üzere bazen çalışmadığını, bazen iflas ettiğini gösteren bir durum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Amerika'nın İsrail'e dur diyemediğine vurgu yaptı. Amerikan sistemi tabiatı itibariyle burada bir çaresizlik içerisinde. Amerikan Kongresi'ndeki kompozisyona baktığımızda, adayların oraya geliş şekline baktığımızda, tabanıyla olan retorik ilişkisine baktığımızda, Amerikan siyasetinde, özellikle sağ siyasetinde, Siyonizm bir kök salmış durumda. Fidan, İsrail'in savaşı Orta Doğu'ya yaymaya çalıştığını da belirtti. Ama görünen o ki, şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir şey var, arzu var. Bunu ilerletmeye çalışıyorlar. Fidan 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Türkiye açısından nasıl geçtiğini de değerlendirdi. Türkiye'nin diğer heyetlere nazaran daha aktif çalıştığını dile getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl Türkiye açısından oldukça verimli bir şekilde geçti. Diyebilirim ki diğer heyetlerle kıyasladığımız zaman Türk heyetinin hem konulardaki çeşitliliği hem etkinliği diğer heyetlere nazaran oldukça daha öndeydi. 1 Ekim'de mesaiye başlayacak meclisin yeni dönemdeki en önemli gündem başlığı ekonomi olacak. İlk hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Sonrasında ise 2025 yılı bütçe teklifi meclise sunulacak. Müzik
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılıyor. Meclisin ana gündemi ise ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Karahan, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. İkinci ekonomi başlığı ise 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin Ekim ayında meclise sevk edilmesi bekleniyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Kasım ayı itibarıyla da genel kurulda yapılacak görüşmeler yıl sonuna kadar tamamlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni yasama yılında meclis gündeminde olacak konu başlıkları hakkında bilgi verdi. Güler, ilave vergi kalemleri getirileceği yönündeki iddiaları da yalanladı. 28. dönem milletvekili arkadaşlarımızı canı yürekten tebrik ediyorum. Meclisin 28. dönem 3. yasama yılı başlıyor. Öğretmenlik mesleği kanun teklifi, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun, 9. yargı paketi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine sırasıyla gelecek. İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği siber saldırıyla önemi daha da artan, Türkiye'nin siber güvenliği bilişim sistemine yönelik hazırlanacak kanun teklifi sırada olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasama yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yeni vergi kalemleri getiriliyor iddialarını cevapladı. Bunun şu aşamada söyleyebiliriz ki böyle bir durum söz konusu değil. Bizim dediğimiz gibi tek amacımız orta vadeli plana sadık kalarak uyumlu bir şekilde yapısal ihtiyaç duyulacak her alanda kanun düzenlemeleri Mali Hazine Bakanlığımızın bürokrasisiyle beraber çalışarak bu süreci olumlu manada katkı sağlamaktır bizim amacımız. Emeklilik sisteminde güçlü bir reforma ihtiyaç var diyen Bakan Güler, 2025 yılında emekli olanlara 2024 yılındakilerden daha az aylık bağlanacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. 2024 ile 2025 arasında bizim bu enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir? Şu anda bunun görülmesi lazım, bir rapor haline getirilmesi lazım önümüzde. Tabii ona yönelik olaraktan bazılarını hiç etkilemediği halde bazıları neden etkilenebiliyor? Bu hakkaniyetli yani orta bir çözüm mü inşallah ortaya konabilir. Ama şu anda sayısal veri olarak, rakam olarak bunu nelere tekabül ettiğine dair elimizde şu anda bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek ilgili arkadaşlarla belli bir şeye ulaşabiliriz. Güler, yasa dışı bahis sitelerine ilişkin kanunda açık bir düzenleme olmadığına yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ciddi soruşturmalar var. Bunların ciddi müeyyedeleri de var. Ama bunun tespiti ve belirlenebilmesi kolay bir iş değil dedi. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Bakan Güler, sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı Türk milletine hediye etmenin önemini vurguladı. Aziz milletimizin gerçekten sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı hediye etmemiz lazım. Yani bunun bizim katkı sağlamamız lazım. Yani siyasi parti gruplarımızın gerçekten samimiyetle, özveriyle, gayretle bu anayasayı biz aziz milletimize nasıl hediye edebiliriz diye bir çaba ortaya koyması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri yasa dışı yollarla ülkeye giriş çıkış yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Hudut güvenliğini artıran Kahraman Mehmetçik, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 12 kişiyi yakaladı. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde operasyonlarına devam ederken sınırlarda da göz açtırmadı. Ülkenin batı ve doğusundaki sınır kapılarında alınan güvenlik önlemleri sonuç verdi. Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yakalanan 12 kişiden 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK-PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin yeni başarılara ev sahipliği yapacağını söyledi. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Basketbolun kalbinin atacağı merkez, 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonuna sahip. Erdoğan, sporculara özel tasarlanan merkezle basketbolcuların destan yazacağını söyledi. Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır. Merkez aynı zamanda basketbol lisesine de ev sahipliği yapacak. 8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız. Binlerce vatandaş nakit avansa yüklendi. Kredili mevduat hesapları tarihi zirveye ulaştı. Son bir yılda nakit avanstan çekilen para %142 artış gösterdi. Bankaların takibine düşen borç ise %169 arttı. Vatandaşın borcu artıyor. Maaşını yetiremeyenler son çare olarak kredili mevduat hesaplarına başvurdu. Nakit avans hesaplarından çekilen para son bir yılda %142 oranında arttı. Vatandaşın borcu 130 milyar liradan 315 milyar liraya yükseldi. Kredili mevduat hesaplarından nakit para çekmek zorunda kalan vatandaşların sayısı artmaya devam ediyor. Nakit para çeken kişi sayısı son bir yılda 1 milyon 700 bin kişi arttı. Geri ödenmediği için bankaların takibine düşen nakit avans borçları da tarihi zirveye ulaştı. Kredili mevduat hesaplarındaki borç bir yılda %169,2 oranında arttı. Vatandaşın toplam borcu ise 2 milyar 800 milyon liradan 7 milyar 700 milyon liraya yükseldi. Bu yıl ilk defa nakit para için kredili mevduat hesaplarına başvuranların sayısı da artış gösterdi. 121 bin kişi ilk kez ay sonunu getiremediği için nakit avansa başvurdu. Bankalardaki kişi başına ortalama nakit avans borcu da iki katına çıktı. Geçen yıl 4.676 lira olan ortalama borç bu yıl 10.679 liraya yükseldi. Kurumlar vergisinde köklü değişiklikler yapıldı. Artık şirketlerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının en az %10'u kadar olacak. Yeni iş kuran şirketlerden de 3 yıl vergi alamayacak. Resmi gazetede yayımlanan yeni kararname ile kurumlar vergisinde değişikliğe gidildi. Şirketlerin vergi yükümlülükleri yeniden şekillendirildi. Yeni düzenleme ile yerel asgari kurumlar vergisinden istisna ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazanç üzerinden indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarın %10'undan az olamayacak. Yeni iş kuran şirketlerden 3 yıl boyunca asgari vergi alınmayacak. Mevcut yatırım teşvik belgeleri de geçerliliğini koruyacak. Bazı kazanç türleri de istisna kapsamından çıkarıldı. İştirak kazançları, emisyon primi ve teknokent kazançları artık asgari vergiye tabi tutulmayacak. Yatırım fonları ve ortaklıklarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi olacak. Ayrıca gayrimenkul dışındaki kazançlar bu yükümlülükten muaf tutulacak.
Büyük yatırımlardan elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Yap, işlet, devlet modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan da %30 kurumlar vergisi alınacak. Serbest ticaret bölgelerinde elde edilen kazançlar artık sadece ihracat gelirleriyle sınırlı olacak. Yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar bundan böyle vergiye tabi tutulacak. İhracat yapan kurumların kazançlarına %5'lik bir indirim uygulanacak. Türkiye'de her yıl 18 milyon ton gıda israfı oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfını önlemek için harekete geçti. Bakanlık otellerdeki açık büfe sistemini mercek altına alacak. Dünyada her yıl üretilen gıdaların 1/3'ü israf ediliyor. Bunun %40'ı da otel, restoran gibi toplu tüketim alanlarından kaynaklanıyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıdanın israf edildiği tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfının önüne geçmeye hazırlanıyor. İsrafı önlemek için yürütülen çalışmalar kapsamında otellerdeki açık büfeler incelenecek. Yeni çalışmayla otellerde gıda israfı araştırılacak. Otellerdeki her şey dahil konseptlerde tabaktan geri dönen miktar ve açık büfe servis sisteminin gıda israfına etkisi belirlenecek. Menü planlama, hatalı pişirme yöntemleri, miktarın ayarlanamaması, tüketicilerin gerçek ihtiyacını gözetmeyen boyutta tabak kullanımı. Bakanlık tüm bu nedenleri masaya yatıracak. Mutfak şeflerinin yaklaşımları, mutfak personelinin gıda israfına yönelik bilgi düzeyleri de incelenecek. Araştırmalar sonucunda hazırlanacak raporla yol haritası belirlenecek. Yol haritasında israfın sebepleri ve çözüm önerileri yer alacak. İsrafın önlenmesi ve azaltılmasına yönelik verilebilecek eğitimler de sıralanacak. Yalan bilgilerin hızla yayıldığı sosyal medya için yeni bir düzenleme hayata geçirilecek. Ankara kulislerine göre AK Parti kurmayları uzmanların görüşünü alarak sosyal medya için yeni bir çalışma yapacak. Çalışmanın en önemli gerekçesi ise sosyal medyanın hakim ve savcılar üzerinde oluşturduğu baskının önüne geçilebilmesi. Yalan bilginin hızla yayılması, yargısız infazlar, itibar suikastları. AK Parti sosyal medyada giderek artan bu sorunlar için çalışma başlattı. Öncelikle uzmanların görüşleri alınacak. Ardından da sosyal medya için yeni bir düzenleme getirilecek. Kulislere göre AK Parti'nin son toplantısında sosyal medyadaki yalan haberlerin sonuçları ele alındı. Sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılımının giderek arttığına dikkat çekildi. Toplantıda sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberin doğru olan habere göre 120 kat hızlı yayıldığı belirtildi. Sosyal medyada yargı ve infaz sistemi kurulması düzenlemenin en önemli nedeni olarak gösterildi. AK Parti kurmayları sosyal medyanın yargı üzerine baskı oluşturduğunu düşünüyor. Kurmaylar, hakim ve savcılar üzerinde oluşan bu baskının ne şekilde kırılabileceğine ilişkin uzmanlarla görüşüyor. Düzenlemenin detayları AK Parti kurmaylarının uzmanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Sosyal medya için oluşturulacak yol haritasının kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Türkiye, İsrail'in siber saldırılarıyla tekrar gündeme gelen siber güvenlik konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Meclisin açılmasıyla siber vatanda yeni yapılanma hayata geçirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri mesajlarını Düzce'den verdi. Önümüzdeki yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapıyı, çok önemli bir kurumu kanun yoluyla hayata geçiriyor olacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye buluşmaları kapsamında Düzce'yi ziyaret etti. İl başkanlığında partililerle bir araya geldi, siber güvenlik alanında atılacak adımları anlattı. Geçtiğimiz hafta ise yine İsrail'in işte bu çağrı cihazlarını kullanarak hayata geçirmiş olduğu bir saldırıya hep beraber şahit olduk.
Dolayısıyla siber vatan kavramının da aslında bizim yıllardır üzerinde çalıştığımız, yıllardır bu anlamda hazırlık yaptığımız bu kavramın da aslında ne kadar önemli bir kavram olduğunu tekrar hep birlikte görmüş olduk. Bizim siber vatan noktasında yapay zeka strateji planından tutun, işte orta vadeli planındaki dijitalleşme hedeflerine kadar çok geniş bir yelpazede önemli hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize hep beraber koşuyoruz. TOG İmece uydusu, Milli Muharip Uçak Kaan, Ömer İleri. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi ve dijitalleşme alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti. TOG'dan hemen sonra hepinizin malumu İmece uydumuzu uzaya fırlattık. Anadolu Amfibi çıkarma gemimizi denizlerde görmeye başladık. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın havalandığını gördük. Yine insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın gökyüzünde süzüldüğünü gördük. Bundan kısa bir süre önce yine uydu anlamında TürkSat 6A'nın fırlatıldığını hep beraber gördük. Bundan daha birkaç ay önce ise savunma noktasında çok önemli bir aşama olan Çelik Kubbe projemizin kamuoyuna tanıtıldığına hep beraber şahit olduk. İleri ayrıca ekonomi ve enflasyonla mücadele konularına da değindi. Son derece disiplinli bir şekilde takip ettiğimiz bu program ekonomi yönetimimiz tarafından bütün ayrıntılarıyla planlanmış bir programdır. Yapısal dönüşümden tutun işte para politikasına kadar, tasarruf tedbirlerine kadar birçok bacağı olan bir programdır. Gerek enflasyon noktasında, gerek istihdam noktasında, gerek dış ticaret noktasında hakikaten güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah istikametimiz doğru. Yakın bir zamanda tek haneli enflasyon rakamlarını da hep beraber görüyor olacağız. Yerli otomobil TOG'un yeni modeli Teonef ilk kez test sürüşüne çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TOG'un ilk sedan modelinin direksiyonuna geçti, test sürüşü yaptı. Kacır, yeni modelin tasarım ve menziliyle ilgili detayları paylaştı. Türkiye'nin milli markası TOG, yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. TOG'un yeni modeli Teonef test sürüşüne çıktı. Yeni sedan model TOG'un güvenlikten dayanıklılığa kadar sınırları ölçüldü. Teonef'in ilk test sürüşünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yaptı. Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan TOG Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Kacır burada şirket yetkililerinden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Daha sonra TOG'un ilk sedan modeli olan Teonef ile test sürüşü gerçekleştirdi. Kacır, güvenlik ve dayanıma kadar her alanda test edilen TOG'un tüm düzenlemelere çabucak uyum sağladığını söyledi. GSR 2 düzenlemeleri Eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. TOG da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce TOG'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım. Kacır, yeni model TOG'un geliştirilen özelliklerine ilişkin de bilgi verdi. Biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine Teonef mevcut SUV modelden 80 km daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Yeni bir tedavi yöntemi lenfoma ve lösemi hastalarına umut ışığı oldu. Türkiye'deki çalışma fazları devam eden CAR-T tedavisinin yüksek oranda başarı sağlaması hastalar için hayati önem taşıyor. Lösemi ve lenfoma gibi hematolojik kanserlerin tedavisinde çığır açan bir yöntem olarak biliniyor. CAR-T hücre tedavisi Türkiye'de de umut ışığı olmaya aday. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi'nde uzmanlar bu tedavinin Türkiye'deki gelişim sürecini ele aldı, elde edilen başarıları masaya yatırdı. CAR-T hücre tedavilerinin bazı hasta gruplarında bir tedavi seçeneği olduğunu olacağını söyleyeyim. Ön altını çizmek lazım. CAR-T hücre tedavisi bir tedavi seçeneği. CAR-T hücre tedavisi evet çığır açan teknoloji anlamında çığır açan bir teknoloji. Bu teknolojiyi kullanmak lazım. Bu teknolojiyi yaygınlaştırmak lazım ama CAR-T hücre tedavisinin pratik uygulaması her yerde deva değil. Seçilmiş hasta gruplarında önemli bir oranda hastalığı tamamen kontrol altına alabilmek. CAR-T hücre tedavisi son derece pahalı bir tedavi. Bunun yaygınlaşması için teknolojinin gelişmesi lazım. Türkiye kök hücre naklinde dünyada ön sıralarda yer alıyor.
Ancak uzmanlara göre CAR-T gibi hücresel tedavi yöntemlerinde gelişmeye ihtiyaç var. Bu teknolojiyle kanserle savaşan hücreler adeta birer biyolojik silaha dönüşüyor. Bu tedavi özellikle şu anda lenfomalarda, lösemilerde, özellikle lenfoblastik lösemi dediğimiz bir türünde hematolojik kanser dediğimiz daha çok lenfoiditli olan lösemi ve lenfomalarda etkili bir tedavi yöntemi olarak standart tedavi haline bazı durumlarda tabii başlangıçta değil ama özellikle direnç gelişen standart tedavinin etkisiz kaldığı durumlarda önemli bir tedavi seçeneği haline gelmiş durumda. Dünyada özellikle Amerika'da bu tedavi şu anda 30 binden daha fazla hastaya uygulanmış durumda. Bu alanda yürüyen preklinik ve bazı faz çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar vasıtasıyla bu tedavilere ulaşabilen hastalar oldu. Uzmanlar Türkiye'de henüz standart tedavi olarak kabul edilmeyen bu yöntemin hastalar için önemli bir seçenek olabileceğine dikkati çekiyor. Fakat tedavinin yaygınlaşması için daha fazla klinik çalışmaya ve üretim aşamasında yerli imkanların geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar, Türkiye'deki tedavi merkezlerinin bu alanda mükemmelliyet merkezi olması gerektiğine dikkati çekiyor. Gelişen teknolojiyle CAR-T tedavisinin gelecekte daha çok kanser hastasına umut olabileceği vurgulanıyor. Sıcaklıklar düşüyor, Balkanlardan gelmesi beklenen serin hava dalgası kapıda. Pazar gecesi İstanbul'da başlayacak yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek. Yaz bitti, sonbahar geldi. Uzmanlar uyardı, sıcaklıklar 15 derece birden düşecek. Balkanlardan gelecek serin ve yağışlı hava yurdun kuzey kesimini etkisi altına alacak. Serin hava dalgası kıyı şeritlerinde sıcaklığın 4 ila 8 derece düşmesine neden olacak. İç kesimlerde ise sıcaklık 12 ila 15 derece birden düşecek. Türkiye yeni haftaya serin başlayacak. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul'da etkili olacak. İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri pazartesi gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Trafikte kurallara uymayanlar bir bir belirlendi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir haftada 474.317 sürücüye ceza yazıldı. Trafikte kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı. Bir hafta içinde 474.317 sürücüye cezai işlem uygulandı. Emniyet ve jandarma ekipleri yolların daha güvenli olması için denetimlerini sıklaştırdı. Bir haftada 3 milyona yakın araç denetlendi. 19-26 Eylül arasında yapılan denetimlerde aşırı hızdan yasa dışı çakar kullanımına kadar pek çok kural ihlali belirlendi. 126.313 sürücüye hız yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Aracının muayenesi bulunmayan 27.988 kişiye ve aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10.921 kişiye ceza yazıldı. Hem kendi hayatlarını hem çevredekilerin hayatını hiçe sayan ehliyetsiz sürücüler de cezadan kaçamadı. Sürücü belgesiz araç kullanan 17.967 kişiye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında toplam 474.317 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığını aktardı. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki artışa dikkati çeken Bakan Yerlikaya, trafik ekiplerinin denetimlere yoğun bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.
Bu yıl 6.sı düzenlenen Uluslararası Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali birbirinden renkli anlara sahne oldu. Kanal ekibi de standları gezerek festivalin nabzını tuttu ve eşsiz tatları keşfetti. Festivale katılanların yoğun ilgisi Afyonkarahisar mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Altıncısı düzenlenen Uluslararası Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününe gelindi. Peki vatandaşlar festivali nasıl buldu? İtalya'dan geliyorum Gastroafyon'a. Normalde Burdur'da görev yapıyorum. Aşçılık bölümünde öğretim görevlisiyim. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması, bu ürünlerin her dünya çapında ve Türkiye'de bilinmesi gerçekten gerekiyor. Afyon biliyoruz ki gastronomi şehri. Altıncısı düzenleniyor. Yani birden sonra, ikiden sonra tekrar altıncısını yapmak büyük bir başarı. Ve biz her yıl bunu ziyaret ediyoruz, geliyoruz. Her yıl üzerine katarak devam ediyorlar. Ne güzel, biz de karşıdan gelip burada coğrafi işaret ürünlerin birebir tadına bakıyoruz. Güzel, yapanların herkesin emeğine sağlık. Ben İzmir Karşıyaka'dan geldim. Afyon gayet güzel, başarılı. Her şeyin tadına bakıyoruz. Afyon'un zaten geleneksel olaraktan lezzetini, efendim dünya mutfağındaki yeri zaten biliyoruz. Ben yaklaşık 20 sene önce burada üniversitede okudum. 4 sene tekrar geldim. Gayet güzel. Seneğimiz ömrüm olsa tekrar geleceğim. Ve yakında eşimi, dostumu da getiriyorum. Getireceğim de. Gayet başarılı. Afyon'un damak lezzeti dünyada kendini ispatlamış. Eskişehir'den geldik. Daha yeni ayağımızı bastık. Gayet güzel. Beğendik yani. Hoşumuza gitti. Dört bir yanından gelen ustalar ve aşçılar burada standlarını açarak hünerlerini sergiledi. Ben Afyon mutfağını çok seven biriyim. Zaten biz etçil bir toplumuz. Gaziantep'li olduğumuzdan dolayı eti de seviyoruz. Yani burada en fazla yemek ve yemek isteyip tüketmek istediğim keşke. Afyon özgü sucuk döner. Olmak üzere burada gelen misafire servis yapıyoruz, sunum yapıyoruz. Kendimize özgü yemeklerimizi. Her sene olduğu gibi daha çok güzel, daha çok kalabalık. Gelen dışarı gelen misafirimiz daha çok güzel. Kaymaklı lokumumuz, cevizli, fındıklı, çikolatalı şu şekilde. Tescili Afyon'da olduğu için şu anda manda kaymağımız en meşhur olanıdır şu. Evet. İçinde %100 manda kaymağı vardır. Katmerlerimiz, gözlemelerimiz, bükmelerimiz, pişilerimiz hepsini de yapıyoruz yani. Afyon'a ait ne varsa yapıyoruz. Bizim bu yıl 3. yılımız, yani memnunuz. Adeta lezzet patlaması yaşandığı festivalde gördüğünüz gibi arkamdaki çocuklar en iyi tatlıyı çıkarabilmek için mücadele ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden mutfak profesyonelleri gastronomi festivali için Afyonkarahisar'a akın etti. 6. Uluslararası Gastronomi Festivali'nin konuğu olan şefler Kanol Çözel konuştu. Chef Erkan, Afyonkarahisar. We came from UK and from Romania. We are over the world. We came to this festival to enjoy your record, Guinness record. And we will cook something tomorrow. He will cook Romanian cuisine food. Yes, Romanian cuisine, English cuisine, yeah. Algerian cuisine, okay. The Moroccan cuisine. It's all mixed up. It's all mixed up. Yes. What do you think Turkey, Turkish cuisine and Turkish delight? Do you know Turkish delight before? Yes, I have a chance to try it. Baklava, künefe, I love it. Love it? I love it, yes. We have in Romania as well. Okay. It's the same from Turkey. Almost same culture. Same Turkish cuisine and Roman cuisine? Almost same culture. Yeah, almost mix it. Same. Mix it. Thank you. Hi, from Bulgaria, but come with England. I am Romanian. Romania. What do you think Turkish cuisine and Turkish delight? Do you know this Turkish delight?
Yes, I know. First time see, but I know Turkish cuisine is amazing. Yeah, thank you. Hocam çok sayıda şefimiz şu anda Afyonkarahisar'da Gastronomi Festivali'nde. Kendilerine sorduk Türk mutfağını, sevdiklerini, daha önceden de bildiklerini söylediler. Siz neler düşünüyorsunuz şeflerimizin Afyonkarahisar'a, Türkiye'ye, Türk mutfağına olan ilgisi? Ben öncelikle teşekkür ediyorum Afyon Valisi'ne ve Afyon Belediyesi'ne ve öncelikle Hamza Başkanı'na böyle bir etkinliği düzenlediği için bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla sürekli yurt dışında bir araya geliyoruz. Çok mutlular. Ben de onlara eşlik ediyorum şu an. Ben Kuzey Kıbrıs'tan katılıyorum. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Aşçılar Şefler Derneği Başkanı olarak ve MasterChef Avustralya Merkezi MasterChef'in de başkanlığını yapıyorum. Organizasyon çok güzel, her şey çok güzel geçiyor. İnşallah seneye tekrar bir arada oluruz. Altıncı Uluslararası Gastro Afyon Festivali'nde ünlü sanatçılar da sahne aldı. Festival sahnesi Ümit Besen ve Pamela ile renklendi. 6. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet Festivali renkli etkinliklerle sürüyor. Festival sahnesinde ilk gün Turgay Başyağ'la sevenleriyle buluşmuştu. Festival kapsamında Ümit Besen ve Pamela da sahne aldı. Sabah uyandığında... Rock ve elektronik müzikte kendine has tarzıyla dikkat çeken Pamela, sahneye ilk çıkan isim oldu. Pamela, Ayrılamayız Biz, İstanbul, Taht Kurmuşsun Kalbime gibi şarkılarını seslendirdi. Ve sıra heyecanla beklenen düete geldi. Sahnedeki Pamela'ya, fantezi ve taverna müziğin ustası Ümit Besen de katıldı. İkili müzik platformlarında milyonlarca kez dinlenen Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısını festival alanında binlerce kişiyle birlikte söyledi. Birlikte söylenen şarkıların ardından Pamela sahneyi Ümit Besen'e bıraktı. Besen nikah masasıyla başlayan repertuarıyla sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Trabzon'da yaşayan Ayşe Birinci, mısır kabuklarını el becerisiyle birleştirdi, sanat eseri haline getirdi. Örerek hediyelik eşyaya dönüştürdüğü mısır kabukları hem hobisi hem de geçim kaynağı oldu. Haset ettiği mısırların kabuğunu önce kurutuyor, sonra boyuyor. Daha sonra mısır kabuklarını örerek ortaya sanat eserleri çıkarıyor. Temiz var. Bunlar böyle ince işlerde şapka. Trabzon'da yaşayan Ayşe Birinci geçimini mısır üreticiliğinden sağlıyordu. Hasat ettiği mısırların kabuklarını atmaya kıyamadığı için saklıyordu. Birkaç yıl önce yumurta sepeti örerek aile bütçesine katkı sağlamak istedi. İnternette yaptığı araştırma hayatını değiştirdi. 55 yaşındaki Ayşe Birinci, internette mısır kabuklarından hazırlanan ürünlerle karşılaştı. Kendisi de hemen bu işe koyuldu. Önce kuruttuğu mısır kabuklarını kumaş boyasıyla renklendirdi. Daha sonra eline tığını alarak örmeye başladı. Yetenekli kadın çantadan sepete, tabak altlığından şapkaya, anahtarlıktan gelin çiçeğine kadar her şeyi mısır kabuğundan üretti. Her geçen gün yaptığı işi geliştiren Ayşe Birinci, mısır kabuklarından plaj şemsiyesi bile yapıyor. Hobi olarak başladığı mısır kabuğu örme işi şimdi Birinci'nin mesleği oldu. Birinci, renkli hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor. Ördüğü çantaları 500 lira, kolye ve anahtarlıkları 150 lira, bebekleri ise 350 liradan satışa sunuyor. Gümüşhane'de yavru bir kedinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Kedi ne kadar uğraşsa da konserve kutusundan kendisini kurtaramadı. Tam her şey bitti derken yavru kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kediyi kurtaran ekiplerin bir de mesajı vardı. Yavru kedi kafasını konserve kutusuna sıkıştırdı, imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Gümüşhane'de yavru bir kedi kafasını konserve kutusuna sıkıştırdı. Ne kadar uğraştıysa da başındaki beladan kurtulamadı. Kedinin seslerini duyanlar telefona sarıldı. Bir derede kurtarılmayı bekleyen kedi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayaklarına çizmeyi geçiren itfaiye görevlisi derenin karşı tarafına geçti, kediye ulaştı. Kediyi de alarak yola çıkan itfaiye eri kediyi konserve kutudan kurtardı. Kafasındaki kedi çıkarabilir misin orada? Kediyi yeniden özgürlüğüne kavuşturan itfaiye ekibinin bir de mesajı vardı. Doğayı kirletim derken pisliklerinizi atıyorsunuz. İşte bu savunmasız hayvanların kafasına geçiyor, ölmelerine sebep oluyorsunuz. Evet, doğrudur. Lütfen çöpünüzü atmayınız. Çıktı. Hala çıktı. Yerli örümcek adam Türkiye turuna çıktı. Bugüne kadar 45 şehri gezen örümcek adamın durağı Isparta'ydı. Yöresel yemekler için mutfağa giren örümcek adam bu kez A değil ızgaraya şiş kebap attı. Şu an 45. şehir Isparta'dayım. Pilav yaptı, ızgaraya şişte kebap attı. Türkiye'yi gezen örümcek adamın bu seferki durağı Isparta oldu. Örümcek adam kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Türkiye'nin 41 ilini gezdi. Arkadaşlar 45. şehir Isparta'dayım. Isparta şişi 3-5 dakikada pişiyor. Ben de örümcek adam olarak imalathaneye geldim. Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan örümcek adam, vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara ağ atmayı öğretti. Örümcek adam, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de ziyaret etti. Belediye Başkanı örümcek adama yeni bir kostüm ve ayakkabı hediye etti. Şükrü Başdeğirmen Başkanıma selamlarımı iletiyorum. Örümcek adamın gezilerinin amacıysa vatandaşların takdirini topladı. 6 Şubat depremlerinde gönüllü bölgelerde kaldım, 5 bölgede. Annesini babasını kaybeden çocuklara oyunlar oynattım, etkinlikler yaptırdım. Sonra asker polis abilere yemek yapma şansım oldu. Ondan sonra oradaki duyguları yaşadıktan sonra 72 gün kaldım orada. O duyguları yaşadıktan sonra Türkiye'ye moral vermek amacıyla kostümle gezmek istedim. Yerli örümcek adam Türkiye'deki tüm çocukların yüzünü güldürmek istiyor. Hadi ağlatalım mı şöyle? Hep beraber. Siz de. Bu haberimizi bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Fakat bu bir veda konuşması. Yıllardır sizlere doğru ve tarafsız bir şekilde haberleri aktarmaya çalıştım. Fakat bugün bu güzel yolculuğun son günündeyiz. Sizlere Kanal 3 ekranlarından bundan sonra seslenemeyeceğim. Bu hikaye burada bitiyor. Fakat gazetecilik anlayışına en uygun bir şekilde sizlere en güzel yerlerden, daha güzel yerlerden seslenmeye devam edeceğim. Söylenecek çok şey var aslında. Fakat bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Bir başka güzel hikayede görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.